Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamındaki çelenk sunma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Komutanlığı çelengi. Kahraman gazilerimiz, zafer bayramımız kutlu olsun. Sizler de sağ olun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman yerleri, zafer bayramımız kutlu olsun. Thank you.
Sakarya'dan su içtik, o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa. Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Ve kazanılan büyük zaferin 97. yılı kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk tarihinde 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zaferle Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş. Yine 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutan Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılarak ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol açılmıştır. Kahraman Türk ordusunun kendisinden sayıca çok daha üstün olan işgal ordusuna karşı başlattığı her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış ve bizzat Başkomutan Gazi Mustafa Kemal tarafından sevk ve idare edilmiş bu harekat yıllarım hızında ilerlemiş ve 5 gün içinde zaferle sonuçlandırılarak düşman İzmir'den denize dökülmüştür. Kazanılan bu eşsiz zafer Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını tüm dünyaya gösteren muazzam bir eser olmuştur. Bu eşsiz zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ve komutanlık deyası ile ordu millet bütünlüğü içinde kazanılmış, 19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan İstiklal Mücadelesi'nin harp sahasında kesin sonucu alınarak Anadolu'nun ilelebet bir Türk yurdu olarak kalacağı bir kez daha tüm dünyaya kanıtlanmıştır. 30 Ağustos zaferi sömürgecilerin istila emellerini akamete uğratan, Türk milletini bağımsız ve egemen yaşama yolunu aydınlatan bir meşale olmuştur. Kudretini asil milletimizin sevgi ve desteğinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, şehit kanlarıyla yoğrulup bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı, mavi vatan denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin koruyucusu olmaya devam edecektir. Bu kutlu gün vesilesiyle başta eşsiz zaferin mimarı, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı bayrağımızın daima hür bir şekilde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Az edin! Yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Yandım Ayşem. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır düşüncesiyle yaptığınız mücadele, gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz ve alnımızla parlayan güneştir. Geçiyor süngüsüyle tarih yazan erler, geçiyor kükreyen aslan gibi neferler geçiyor. Yaratanlar koca cumlu pınarı geçiyor, gözler ileride. Baş yüksekte, vücut dik, geçiyor milletimin göz bebeği Mehmetçik.
şanlı tarihimizde nice destanlar yazmış kahraman şehitlerimizin torunları olmanın verdiği gurur içinde. Gerektiğinde daha nice destanlar yazacağına inandığımız kahraman Mehmetçiklerimizin geçiş töreni. Şehrine ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanları. Aklımın huzur ve güvenini temin eden ve gerektiğinde burada canını vermekten çekinme. Emniyet kuvvetlerimizin, motorize ve araç ekiplerinin karar geçişini izlemektesiniz. Ödünmez bütün gün huzurun bekçisiyiz. Evet, jandarma komutanlığına ait bu güzel atlarımızın ve askerlerimizin geçişini izlediniz. Onları gururla selamlıyoruz efendim. Şahikalar üzerinde meydan okur bu yerler. Yakışacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bu kuvvet, bu kasır ve milleti. Tarihlerin son ki bize ölmez Türkler. Ekipleri, motorize ekipleri ve canımızı teslim ettiğimiz sağlığımızın bekçileri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı mensuplarımızın, yine 112 acil sağlık hizmetlerinin ve tabii ki de Sağlık Camiası'nın hep